Sanki bu muhabbette şeyi net olarak çizebileceğiz gibi geliyor Biz aslında duygudan ibaretiz yani. Bütün hayatımız bayağı onun üzerine dönüyor. Ama böyle yemeye, içmeye, vitamine o kadar kaptırmışız ki o duygu işine pek fazla Görmüyoruz. Fark Peki, etmediğimiz şeyi de yönetemiyoruz doğal olarak. Evde, işte, yaşamda, evlilikte, orada burada hatta kişinin kendisiyle ilişkisinde duygu nerede? Yani duygu hakikaten abartıyor muyum yoksa gerçekten merkezde mi? Hocam hiç abartmıyorsunuz, az bile söylüyorsunuz. Şimdi iki ses birlikte söylemeye devam edelim. Evet, biraz o yüzden yanıma yandaş arıyordum. <laughs> <senin oradan gülüyor> ben de çok mutluyum. <laughs> Öfkelenmekte sorun yok. Öfkelendiğinde elindeki bardağı atmakta sorun <laughs> var. Öfkelenmek güzelmiş yalnız. <laughs> Köfte gibi geldi <gördüm> bana. <laughs> Ben senelerdir böyle şeyler anlatıyorum ya benim gibi ığlamadan gıklamadan bunları anlatan birinden dinlemek çok zevkli. Bir de çok heyecanlı. Sizin ne <laughs> seyrettiğinizi anlıyorum şimdi yani bence gayet <laughs> güzel oldu. Ben böyle dinliyorum evet aynen devam edeyim. Çok teşekkür ederim Sinan Hocam. Sevgili Açık Bey'in dostları merhabalar efendim hoş geldiniz. Ben bugün biraz yüksek ve heyecanlıyım. Niye? Yeni bir formatın, yeni bir programın ilk bölümü. Ben hep böyle ilk bölümlerde çok gazlı ve niyazlı olurum. Dolayısıyla iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Biz de iyi ki buradayız. Yeni formatımızın adı Anlat Bana. Yani sırf laf olsun diye bir format değil. Gerçekten bu formatın temel amacı şu. Benim gerçekten merak ettiğim konuda çalışmış, ödev yapmış, birikimi olan insanları şu masada karşıma oturtturup onlardan gerçekten uzmanlık alanlarıyla ilgili bir şeyler öğrenme gayreti içinde olacağım. Aslında açık beyin takipçilerinin de temelde yaptığı şey bu. Hayatla ilgili, kendimizle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Buranın en çok konuşanlarından birisi olarak ben öğrendiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Ve bu öğrendiklerimi de hep başka, e, hakikaten konularında uzman, konularını çok seven, onunla hemhal olmuş insanlardan öğreniyorum. Bu seride de seçerek, böyle özellikle avlayarak tabiri caizse, böyle görüşlerini merak ettiğimiz arkadaşları masa başında karşımıza alacağız. Çay kahve eşliğinde enine boyuna konuşacağız. Yeni formatımız Vatana Millete Hayırlı Olsun. Tabii ki abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı falan diğer youtuberların söylediği diğer şeyleri de yapmayı unutmayın. Hoş geldiniz efendim. Bugün ilk bölümümüzü çekiyoruz. Bu ilk bölümde de bence çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Sevgili Profesör Doktor Nalan Kuru Hoca ile birlikteyiz. Siz Belki onun adını duydunuz. Bu konularda başlığı görünce belki daha önce ilgilenmiş olabilenler için ismi tanıdık olabilir. Bizim Açık Bey'inde henüz kendisi oldukça yeni ve taze. Daha henüz yeni tanıştık. Bugün hem onu sizlerle bir tanıştırmak hem de aslında gerçekten kendi uzmanlık alanında yani duygular ve günlük hayatımız konusunda böyle derinlemesine bir muhabbet yapalım istiyoruz. Benim çok fazla sorum var biriktirdim ama muhtemelen önümde not olmasına rağmen birazdan coşabilirim. Onların hepsini sorar mıyım bilmiyorum ama öncelikle en önemli kısımdan başlayalım. Öncelikle Narancığım hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. Çok mutluyum ve çok gururluyum. Bu harika programın ilk konuğu olmak benim için ayrıca bir onur. Bence çok güzel oldu. Bence de çok güzel oldu. Umarım çok da keyifli, çok da güzel bir program olmaya devam eder ki olacak. Bugün duyguları konuşacağız. Önce sorayım nasılsın, iyi misin, nasıl hissediyorsun? <laughs> İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi bana karşılıklı olmak, bana da iyi hissettirdi. Hele duygu uzmanıyla karşı karşıya olunca böyle kendimi bir güvende hissettim. Yani burada büyük arıza yaşamayız gibi. Ee, şimdi öncelikle bir Nalan Kuru'yu bir tanıyalım. Ne yapıyor, ne ediyor, niye bu işlerle uğraşıyor? Uludağ Üniversitesi'nde profesör, doktor. <laughs> Kilis Üniversitesi'ndenim arkadaşlar. Tamamdır. Ben Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesindeyim. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim bölümünde ee, öğretim üyesiyim. Temel Eğitim Bölüm Başkanı'yım aynı zamanda. Ve kendimi bildim bileli bu işlerle uğraşıyorum. Ve duygu kısmı ile uğraşıyorum. Akademik hayatımın çok önemli bir kısmı. daha yüksek lisans çalışmalarımdan beri hep duygu, duyguların öğrenmedeki, gelişmedeki rolü, öğretmen çocuk iletişimi, aile iletişimi ve bütün bunların eşsiz etkisi, o doğru duygusal bağ kurmanın insan yaşamı üzerindeki Eşsiz etkisi üzerine çalıştım ve bu konuda çalışmaya devam ediyorum. Şimdi burada hemen durduracağım. Çünkü benim bir iddiam var. İnsanların uzmanlık ve ustalık geliştirdiği yerler genellikle yaralı olduğu yerlerdir. Sende böyle bir kırılma var mı? Kesinlikle Arada var. Mi? Hemen söyleyeyim. Ee, özellikle eğitimde, öğrenmede duyguların rolü çalışırken e, benim keşfettiğim çok önceki yıllarda ve hep de söylediğim bir şey hemen yakaladığınız Sinan Hocam. Şöyle ben bir profesörüm şu anda. Bir pedagoji profesörüyüm. Öğretmen yetiştiriyorum. Ancak kendi eğitim hayatım çok sancılı geçti. Ben lisede 6 kez disipline gittim. 6 kez. Sadece 6 kez. 6 kez <laughs> atılmanın e, sınırlarından döndüm. Çünkü bütün bunlara şimdi geri dönüp baktığımda üniversitede birçok hocamla sıkıntı yaşadım. Lise hayatımda dediğim gibi yaşadım ve bütün bunlara geri dönüp baktığımda gerçekten duygu gözlüğü takan Birileriyle karşılaşmadığım anlarda bu çatışmaları yaşadığımı, bunların bana olumsuz etki ettiğini gördüm. Ama şu anda bir eğitim profesörü olarak neyse ki bundan dolayı çok mutluyum. Kendi yetiştirdiğim öğrencilere de, ulaşabildiğim herkese de bu bağın önemini anlatarak böyle kazalar yaşanmamasına sebep vermeye çalışıyorum diyelim. Geçmişin yönelik biraz affedici olmanı da sağladın mı? Tabii ki, şey? tabii ki. Yani Çünkü... ben, ben de hissediyorum benzer şeyler de. Ben o yüzden bu muhabbetimizi çok önemsiyorum. Yani birçok insan bundan dolayı ciddi patinaj yapıyor hayatında. Kesinlikle. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Kesinlikle öyle. Ve çoğu zaman da o sıkıntıları halledemeyip seneler boyunca da sırtımızda taşıyabiliyoruz. Aynen öyle. İnşallah bu muhabbet ve tabii daha sonra yapacağımız birçok eylemlerimiz devam edecek. Birçok hikaye aslında insanların iyileşmesine de çok ciddi katkı yapacak diye düşünüyorum. Çünkü bugün sanki bu muhabbette şeyi net olarak çizebileceğiz gibi geliyor. Biz aslında duygudan ibaretiz. Yani Kesinlikle. bütün hayatımız bayağı onun üzerine dönüyor. Ama Kesinlikle. böyle yemeye, içmeye, vitamine o kadar kaptırmışız ki o duygu işine pek fazla Görmüyoruz, bakmıyoruz. farkında değiliz. Fark İki. etmediğimiz şeyi de yönetemiyoruz doğal olarak. Doğru. İyi, i̇yi ki olmuş bu arada o arızalar. Çünkü hani seni böyle bir yola itmiş, böyle bir uzmanlık gelişmiş falan. Bir de yurt dışı ayağı var bu işlerin. Sen şimdi bir duygusal koçluk falan hikayesi de evet, yapıyorsun. Evet. Orayı bir anlatsın Hı, orayı Tabii sende. hemen anlatayım. Şimdi e, Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü var. Benim kurucusu olduğum. Aynı zamanda da bir derneğim var benim. Gene kurucusu oldum Duygu Dostu Eğitim Derneği. Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü'nün hikayesinden biraz bahsetmek isterim aslında. Ben hep işte bu konularla ilgili yüksek lisans, doktora çalışmalarımı yaptım. Mesela doktora tezimde de çocukların ilkokula hazırlık süreçlerinde duygusal faktörlerin onların akademik başarılarına nasıl ettiği üzerine bir deneysel çalışma yapmıştım. Doçentliğimi aldıktan sonra İngiltere'de post doktoraya gittim ve orada haftanın 5 günü farklı okullarda gözlemler yapıyordum. Kendi geliştirdiğim bir takım sistemler de vardı ve gerçekten duygu yönetiminin özellikle sınıf ortamında, ev ortamında, iş ortamında her yerde çok çok önemli. Ama ben özellikle eğitimci olduğum için o konulara fokuslandığım yıllarda okullarda gözlemler yapıyorduk ve gözlem yaptığım okullardan bir tanesi duygu koçu okuldu. Sonra yaptıkları uygulamalara bakınca hani sevgili Cem Yılmaz diyor ya buradan onu da almış olalım yapılmışı var diye böyle origami yaparken birden yapılmışını çıkardı. Öyle bir duygu hissettim çünkü benim yıllardır üzerine düşündüğüm, yazdığım çizdiğim şeylerin aslında bir şekilde formalize edilmiş bir hali vardı. O ekipler paketlemede çok iyidir. Evet yani, kesinlikle. Da kesinlikle şimdi. çok iyilerdi. Sonrasında e, In Coaching İngiltere enstitüsüne ulaştım. Onların eğitimlerini alarak başladım. Ardından onların uygulayıcıları oldum. Sonra uygulayıcı eğitmenleri oldum. Sonra Türkiye'ye döndüm. E, duygu koçluğu bir iletişim yöntemi aslında. Biraz sonra konuşuruz. Ve Machine Coaching İngiltere Enstitüsü de bu Godman'ın 40 yıldır aslında üzerinde çalıştığı bir yöntem. Bunu özellikle ev ortamlarına, e, okul ortamlarına, iş yeri ilişkilerine uyarladıkları bir sistem geliştirmişlerdi. Ben de onların uygulayıcı eğitmeni olarak Türkiye'ye döndüm ve bu alanda çalışmaya devam ettim. Ama e, Türkiye'de işler daha farklı. Biz e, Türk toplumu olarak, duygusal bir toplum olarak tanımlıyoruz kendimizi. Ben e, ilk başladığımda da çok gelen bir şeydi. Hocam ama biz zaten duygusal bir toplumuz. Duygusal bir toplum olmakla duygu okur yazarı bir toplum olmak çok farklı. Yani bu su içen bir toplulukla sele kapılmış giden topluluk arasındaki farkı Aynen öyle. Yani duygularınızı böyle olduğu gibi ortaya koyup kim ne yaparsa yapsın dediğinizde aslında... Bu bir duygu yönetimi olmuyor. Dolayısıyla gerçekten bizim özellikle hem eğitim sistemimizde çok ihtiyacımız var. Günlük yaşantılarımızda çok ihtiyacımız var. Kurumsalın zaten hiç haberi yoktu o yıllarda bütün bunlardan derken ben de burada kendi sistemim üzerinde geliştirerek kişiler arası nörobiyoloji, empati, bağlanmayı, pedagoji ilkelerini de içine ekleyip bir model yarattım ve bunun adına duygu dostu iletişim dedik. Sonra İngiltere ile onların da uygulayıcı eğitmeni olduğum için fiziksel bağlantım bir şekilde kopmadı. Orada şöyle bir sistem var. Kendi bölgelerinde bu konuda çığır açıcı çalışmalar yapan kişileri lider pozisyonuna getiriyorlar. Ben o lider pozisyonunda dünyada 5 kişiden bir tanesiyim şu anda. Ve Türkiye'de de bu konuda ilk başta tektim. Şimdi bir ekibim gelişiyor. Emotion Coaching Türkiye Enstitüsü'nü kurduk. Bu enstitü dahilinde bu Duygu Dostu iletişim yöntemiyle ilgili olarak çeşitli eğitimler veriyoruz. İşte atölye eğitimleri var, temel eğitim var, uygulayıcı eğitimi var. Şimdi eğitmenler yetiştirmeye başladım. Eğitmen eğitimi de başladı bir yandan. Ve onlarla yaptığımız stratejik bir işbirliği anlaşması var. Burada yaptığımız her şeyi karşılıklı olarak onaylıyoruz. Çünkü sanırım ben biraz abarttım. Onların sistemi çok bayağı geliştirdik. Burada bir okul sistemi kurduk aynı zamanda. Ve biz de burada okulları, kurumları duygu dostu kurumlar olarak ben öyle söylüyorum ismini öyle kullanmayı tercih ettim. Kurumlar olarak akredite ediyoruz. İnanılmaz değişiklikler oluyor hem iş performansında, öğrencilerin akademik başarılarında ve bununla ilgili 7-24 çalışıyoruz hocam. Yani hem hal olmak durumu dediğiniz sizin Aynen. aslında benim için Aynen. geçerli. Valla çok güzel ama hemen şimdi aklıma tabii benim de biraz yani başımı artan değil ama çok başımı ağrıtmıyor da ben psikoloji bölümündeyken ilk defa bu koçluk meselesini duyup psikologların bu koçluğa aşırı tepkiselliğinden dolayı koştuğu daha fazla merak edip gidip onu öğrenip en sonunda da açık beyinden öyle koçluk okulu falan açmış bir tipim. Bazı yakın arkadaşlarım bile bana bozuk çalıyorlar bu koçluk konusuyla uğraşıyorum diye ama bana sorarsan hasta olmayan bir insanın normal hayatında hani alabileceği iyi desteklerden işte formüle edilmiş mesleklerden biri. Sizin orada bu yani senin tarafta duygu ve koçluk hikayesi nasıl kullanılıyor? Nasıl işe yarıyor? Kabaca siz koçluğu nasıl görüyorsunuz? O çok tarafta? Bunu sorduğunuza çok memnun oldum. Evet. Çünkü aslında buradaki çizgiyi ben hep çizmeye ve ayrımını söylemeye çalışıyorum. Duygu koçluğu yani emotion coaching İngilizce karşılığıyla duygu koçluğu aslında bu öğrenci koçluğu işte gibi ya da ne bileyim kariyer koçluğu gibi bir şey değil yani bir bir meslekten bahsetmiyoruz hı hı. aslında coaching burada karşı tarafın duygularını önce kendi duygularınızı sonra karşı tarafın duygularını anlamak anlamlandırmak ve onu ayna tutmak anlamındaki bir yoldaşlığı kastediyor. Yarenlik bir yoldaşlık. Aynen öyle. Yani Aynen öyle. O yüzden ben ismini duygu dostu iletişim olarak da kullanmak istedim. Çünkü Türkiye'ye geldiğimde de duygu şey, koçluk biraz böyle istismar edilen bir meselesi olmuştu ve ben onunla karışsın istemiyorum. Yani bu bir meslek değil. Bu Hı. bir iletişim yöntemi. Koçlik içinde buna karşılık geldiği için, duyguya yarenlik ettiği için geçiyor. Bu yüzden ben de Türkçe'de dediğim gibi zaten de daha farklı şeyler koyarak da geliştirdik. Adını duygu dostu iletişim olarak kullanıyorum. Bu bir iletişim yöntemi. Koçluk sistemi değil esasında. Duygularla birlikte doğru bir şekilde yaşamanın yolunu bulabilmek için yöntemler aslında. Aynen ve biraz öyle. bunu konuşuyoruz. Biz de açık beyinde hep teorik olarak başta benim devamlı anlattığım konuların Böyle pratik uygulamalarını zaten siz ve ekiple beraber bulunca ben çok mutlu oldum açıkçası. Bu çok hani hazır yapılmışı var <laughs> durumu bizde Aynen de öyle. oluştu. Peki mesela ben böyle yıllardır ya işte İnsan duygusal bir varlıktır, öğrenme duygusal bir şeydir, duygu şöyle önemlidir, duygu böyle önemlidir falan diyorum da insanlar da bana hak veriyorlar geldi dinleyince ama öyle kalıyor. <laughs> Mesela ben biraz daha sizdeki uygulama tarafından o sizin ekibin gördüğü deneyimler itibariyle hakikaten bu evde, işte, yaşamda, evlilikte, orada burada hatta kişinin kendisiyle ilişkisinde duygu nerede yani duygu hakikaten abartıyor muyum yoksa gerçekten merkezde mi? Hocam hiç abartmıyorsunuz, az bile söylüyorsunuz. Şimdi iki ses birlikte söylemeye devam edelim. Evet, biraz da o yüzden yanıma yandaş arıyordum. <laughs> ben de çok mutluyum. Gerçekten çok önemli. Daha doğrusu aslında biz farkında değiliz ama dünyayı duygular yönetiyor. Dünyayı duygular yönetiyor. İnsanları duygular yönetiyor. Evleri, sınıfları, iş yerlerini, aslında her yeri duygular yani yönetiyor. Aklın bir şey diyor, duygun bir şey diyor ama sen genellikle yani duygun dediğini yapıyorsun. Eğer duyguyu sen yönetmeyi beceremiyorsan duygu seni yönetmeye başlıyor. Çok. Dolayısıyla duyguyu yönetebilmek ama duyguyu kontrol etmek demiyorum, bastırmak demiyorum. Bunlar çok farklı şeyler çok ve var. genelde yanlış anlaşılıyor. Duyguyu yok saymak, reddetmek demiyorum duyguyu fark etmek ve kontrol etmekten bahsediyoruz aslında biz bu yöntemde. Duygular hayatın neresinde diye aslında nereye bakarsanız bakın görüyorsunuz. Tarihe bakın mesela, geçmişe, şu anki savaşlara bakın, olup biten politik, siyasi, askeri bütün gelişmelerin arkasında duygu yönetimi. Yani biz onlara duygusal zekası düşük insanlar diyelim. Duygusal zekası, duygusal olarak zeki olmayan insanlar. Aslında daha doğru bir tanımlama duygusal olarak zeki olmayan insanlar yatıyor ve bunlar çok şeye ma maalesef ki sebebiyet verebiliyor. Belki çok akıllı, belki çok zeki, kesinlikle, belki çok yani keskin ve şeytani bir zekası var ama Ama duygusal olarak zeki olmadığında bu etkili bir yaşam başarısına dönüşmüyor. Ya benim niye aklıma gelmedi? Bak Hitler'i resim kursuna almadıkları için ne kadar önemli Hitler olmuş Ben bunu hep söylüyorum <laughs> eğitimlerde tamam. biliyorsunuz. Yani keşke Hitler'in duygusal zekası konusunda dönüp bir şeyler yapabilseydim. Şu anda Netanyahu var mesela. Hani onun için yapılabilir <laughs> hala daha belki de. Yaşı geçmedi mi orada? E, ama her, her an öğrenilebilir, evet, evet, ya. Her <laughs> öğrenebiliriz. Çünkü duygusal zekası düşük olan insanların bu işlemeyen taraflarında yansıttıkları bir sürü şeyler var. O kriterleri bakarak bile şu anda aslında söylemek çok mümkün. Ama tabii hani böyle insanları kategorize etmenin dışında gerçekten bu kadar hani büyük laflar da etmeyelim ama sınıfa dönün bakın mesela. Eve dönün bakın. Yani orada başarılı giden bir şey, iyi giden bir şeyin altında doğru yönetilmiş duygular ve doğru kurulmuş bağlar var. O doğru bağları kurabilmek için de işte herkesin duygusal farkındalığının ve duygusal zekasının aslında yükselmiş olması gerekiyor. Tam şimdi bak burada bir ben kimden duyduğumu hatırlamıyorum bu arada da benim üstüme yapıştı sosyal medyada geziyor sürekli. Biz hmm. buraya iyi hissetmek için değil her şeyi sonuna kadar hissetmek için geldik diye bir laf duymuştum bir yerden onu söyledim. Şimdi Sinan Can'dan söylediği yazıyor ama benim sözüm değil onu söyleyeyim. <laughs> ee, kötü duygular sıklıkla hissediyoruz ve bunlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Hmm. Mesela bizim duygu ile ilgili genel benim gördüğüm hmm. örüntümüz bu. İyi hissetmeye çalışıyoruz onun için de kötü duyguları kovarak iyi hissedeceğimizi zannediyoruz. Hmm. Mesela kötü duygu denen şey kötü niye duygu var yok Ha var mı? kötü duygu yok. Hı -hı. Bir, bir, ben hep şöyle tarif ediyorum bunu. Yanlış duygu yok. Yanlış davranış var. Yani kötü Güzel, duygu. Bir dakika. Yok. Duygu ve davranış zaten eşlenik. Onu konuşacağız. Hı -hı. Ama her, her duygu her zaman aynı davranışı yaratmak zorunda değil. Değil. Aynen öyle. Yani bizim burada zaten duygu dostu iletişimde tam olarak girdiğimiz nokta, anlatmaya çalıştığımız ya da yönetmeye çalıştığımız kısım orası. Duyguları bir de bir metafor kullanırım ben hep. Yani duygular bulutlar gibi geliyorlar ve geçiyorlar. Ama bir duyguyu misafir etmezseniz eğer o duygu her ne olursa olsun pozitifte ya da negatifte onu fark edip misafir etmekle kastettiğimiz şey bu. Duy koşulunun ilk adımı da bu. Fark etmek. Yani evin anahtarını verme misafir etmek. Aynen öyle. Hı. Yoksa evin anahtarını gerçekten vermek zorunda kalıyoruz. Hatta biz vermiyoruz. O alıp gidiyor zaten. O yüzden misafir etmek çok önemli ve yanlış duygu yok. Yani şöyle bunu tarif edebilirim. Diyelim ki herhangi bir nedenden dolayı kurumsaldan bir örnek verelim. Bir proje üzerinde çalışıyoruz sizle ben ikimiz ve fikir ayrılığına düştük ve ben size çok öfkelendim. Şimdi öfke normal bir duygu. Öfkemi elimdeki bardağı atarak da ifade edebilirim. Kendimde öfkeyi fark edip sizinle biraz kendimi sakinleştirip bu öfkemi ifade ederek konuşarak da e, bir şekilde ortaya çıkartabilirim. Orada öfkenin bir suçu yok. Bardağı atmak ya da biraz sakinleştikten sonra empati diliyle konuşmak davranış, duygu değil. Dolayısıyla biz her suçu aslında duygulara yüklüyoruz ama orada yüklememiz gereken şey duyguyu doğru yönetemediğimiz için davranışa nasıl yansıdı. Öfkelenmekte sorun yok. Öfkelendiğinde elindeki bardağı atmakta sorun kötü var. Duygu yok, kötü davranış var. Aynen. Öyle. Ya da yanlış yanlış yani. duygu yok ama yanlış davranış var. Yani duygunu doğru ifade etmenin bu kıskançlık olabilir, öfke hani pozitifte olmayan duygular dersek eğer. Kıskançlık olabilir, öfke olabilir, hiddet olabilir, her şey olabilir. Ama bunu nasıl ifade ettiğimiz de duyguların hiçbir suçu günahı yok. Davranışlarda oluyor. Peki mesela yok. ya ben de sık sık yaşadım, yaşarım arada bir Mesela öfkeden gözünün dönmesi, aha, aha. böyle sevinçten kendini kaybetmeler, aha. işte hüzünden eve kapanmalar, aha. ne bileyim böyle bazen kara bulutlar, bazen şimşekler, bazen gereksiz parlak güneşler doğabiliyor insanın aha, aha. duygusal aleminde. Şimdi bunlar da içindeyken hakim olması zor şeyler gibi gözüküyor. Ben bu arada eğitimlerimde sık anlattığım bir örnek var onu da vereyim. Ben çok benzerini gördüğüm için ona hep örnek veriyorum. Böyle Öfkeden çıldırmış birbirine bağıran iki kişiden birinin, böyle tam birbirinin gırtlağına sarılma derecesinde sinirlenmiş iki kişiden birinin, telefonu çalıp da diyelim Cumhurbaşkanı'nın aradığı orada gözüktüğü anda, diyelim Recep Tayyip Erdoğan arıyor tamam mı, Dindiridin çalıyor. O anda mesela birbirlerine böyle köpükler saçarak saldırıcısına bağıran insanların bir anda telefonu görüp ne oluyor lan diye durması. Hı -hı. Dışsal bir etkinin bir anda o döngüyü kırıvermesi. Hı -hı demin bana hakim oluyor dediğin duygunun uçup gide vermesi aslında bize bir şey anlatıyor. Hı -hı. Bu çok sık oluyor yani Hı -hı. hayatımızda da. Hı -hı. Çocuğumuza böyle çok sinirliken başka bir şey oluyor. Oraya dönü veriyoruz. O duygu gidiyor. Aslında içindeyken bunu fark etmek ve hakim olmak bir kere kolay bir şey değil. Bunu anlaşıyoruz. Evet, evet. Ama bunun Ama yapılabilmesi şey. mümkün. Evet, Nasıl mesela? Bunun yapılabilmesi ne, çok Neleri mümkün. neleri dikkat etmesi gerekiyor şimdi mesela. aslında Biraz şeyle açıklayalım Sinan Hocam. Sizin de çok çok iyi bildiğiniz ve orada bana da çok destek vereceğiniz bir kısımla. Aslında bu beynin döngüsüyle alakalı bir şey. Yani hep konuştuğumuz bir sistem var ya çok kısacık bahsedeyim isterseniz ondan. Tabii. Beynimizin bir alt kısmı var, bir ön frontal kısmı var. Ve bizi insan yapan kısım bu kısım. Yani düşünme, hatırlama, mantıklı davranma, problem çözme, karar alma gibi kısımlar hep ön frontalde. Alt kısım bizim aslında hayvanlarla ortak olduğumuz kısım. Yani boşaltım, solunum, sindirim vesaire gibi yaşamsal fonksiyonlarımızı yürütüyor. Şimdi burada çok önemli bir yer var. Şu kulağımızın arka tarafında amigdala ve limbik sistem. Limbik sistem bir çeşit mandal görevi görüyor. Ve biz çok yoğun bir duygu yaşadığımızda, birine çok öfkelendiğimizde, işte deminki örnekten önümüzde trafikte biri kırdığında, biri bize bir haksızlık yaptığında, çocuğumuz daha yeni temizlediğimiz odaya işte bir şey yaptığında, bir şey kırdığında, yoğun bir duygu yaşadığımızda limbik sistem, aslında bu nörosepsiyonla ilgilidir ya, yani bir ortamda da hep güvende miyim değil miyim, güvende miyim değil miyim diye tarar. Şimdi olumsuz ve yoğun bir duygu. Bazen olumlu duygularda da oluyor gerçi. Hani çok mutlu olduğumuzda e, ne yapacağımızı bilemediğimiz çocuklar. Aynen. Çocuklarda da olur bazen. Bu böyle birden şarj olurlar. Öfori diyoruz değil mi ona? Aynen kar. öyle. İşte o durumlarda limbik sistemin aslında tabii ki teknik olarak, fiziksel olarak değil ama teknik olarak ön frontalle bağlantısının zayıfladığını biliyoruz ve bu durumda mantıksal düşünme, mantıksal davranma, karar alma gibi mekanizmalar geçici olarak devre dışında kalıyor. Yani. Aynen öyle. E o zaman bizi kim yönetiyor? Boşta kalacak halimiz yok. Dolayısıyla biz arka beyne geri dönüyoruz ve hayvan beynimiz bize üç şeyden birini söylüyor. Ya kaç, ya savaş, ya da don. Şimdi ben trafikte önüme çıkan adama arabaya inip bağır, arabadan inip bağırıp çağırırsam savaş mekanizmamı kullanıyorum. Kala kaldım ya hiçbir şey yapamadım, kal geldi bana dediğimiz anlar aslında donma mekanizmamızı kullandığımız ya da işte savuşturduğumuz, oradan geçiştirdiğimiz konularda, görmezden geldiğimiz, görmezden geldiğimiz durumlarda aslında kaç mekanizmamızı kullandığımız durumlar. Şimdi burada bir şey yapmak lazım. Bu limbik sistemi tekrar devreye sokup insan beynini geri çevirmek ve öfkemi, öfkelenmekte sorun yok bakın, tekrar söylüyorum. Öfkemi mantıklı bir şekilde ifade edebilmek için bir şey geri çevirmem lazım. İşte duygu koçluğu dediğimiz bu sistemde biz aslında ilk iki adımda limbik sistemi tekrar teknik olarak devreye sokup duysal beyni sakinleştiriyoruz. Ve böylece tekrar mesaj alabilen zihin bu normal... Bu bunlar ne yapıyor? İşaret dilimi yapıyor derseniz arkadaşlar limbik sistem, korteks şöyle temsil eder <laughs> edilir de evet, evet. Bu da beyin sapı değil mi? Aynen öyle. Çok böyle yaygın beyin kullanmamız modeliyle. özel bir örgüt üyesi <laughs> falan değiliz kendi yani. Kendi kendimiz <laughs> bir şeyler yapıyoruz gibi. <laughs> ee, dolayısıyla tekrar onu bir sisteme sokabilmek lazım. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi aslında asıl sorunuza şimdi geldim. Biraz uzun bir açıklama oldu ama. Bayıldım bu arada. Ya bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Açık Bey'in takipçileri bilirler. Ben senelerdir böyle şeyler anlatıyorum ya benim gibi ığlamadan gıklamadan bunları anlatan birinden dinlemek çok zevkli. Bir de çok heyecanlı. Sizin değil. ne <laughs> seyrettiğinizi anlıyorum şimdi yani bence gayet <laughs> güzel oldu. Ben böyle dinliyorum evet aynen devam edeceğim. Çok teşekkür ederim Sinan Hocam. Benim de size bunları anlatmak çok büyük keyif alıyorum çünkü... çok Çünkü bir çok, çok hafifçe konuşuyoruz farklı bende. perspektiften aslında Hani doğru bir şeyle uğraştığımızı teyit etmek açısından bu çok önemli. Çünkü hı hı. siz bayağı başka bir alandan bakıyorsunuz aslında. Biz birçok hardcore hani motor bilgisinden geliyoruz buraya. Nörobilim biraz öyle. Hı hı. Ama e, o sizin alan biraz da böyle davranışsal bir alan. Hı hı. Dolayısıyla oradan bakınca da aynı şeyleri görmek güzel. Kesmeyeyim devam. E, dolayısıyla ne diyorduk? İşte oradan e, o, o sistemi... Coaching'in aslında oradaki şeyini evet. konuşuyoruz. Şimdi işte. orada peki limbik sistemi ne devreye sokuyor? Aslında çok da teknik konuşmak istemiyorum ama birazcık şundan da bahsetmeden. Bizimkiler mi... alışık. <laughs> yani şey Şimdi limbik sistemi devreye sokan birkaç tane şey var. Bir, çok sayıda şey var esasında ama bunların hepsi aslında bir mekanizmaya bağlanıyor. Siz de onu çok iyi biliyorsunuz. Vagus sistemine. Evet. Vagus bizim vücudumuzdaki en uzun sinir ağlarından bir tanesi. Tabii Ve bağırsağızın vagus altına kadar gidiyor. gidiyor. Ve vagus aktive olduğu anda limbik sistem tekrar devreye giriyor. Şimdi bu konuda çok uzun yıllardır duygun e, nörobilimi çalışan, duygu fizyolojisi çalışan dünyada çok güzel örnekler, çok güzel projeler var. Kişiler arası nörobiyoloji çalışan çok güzel akademisyenler var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Siz de aslında onlardan bir tanesiniz. Dünyadaki yapılan bütün çalışmalarda bu vagusu aktive edebilmek için ne yapılabilir davranışsal olarak diye Bakan da bir takım insanlar var. Yani bütün bu çalışmaların sonucunda ne yapalım da biz vagusu tekrar devreye sokalım davranışsal olarak ya da ne bu vagusu etkiliyor diye bakıldığında çok ilginç şeyler görülmüş biliyor musunuz? Mesela bir bebek ağladığında bebeği biz kucağımıza aldığımızda ne yaparız geleneksel olarak? Piş 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 piş. Ritmik hareketler vagusu direkt aktive ediyor. Piş piş piş. Bu ses bir takım ritmik sesler. Bunun dışında mesela biri çok sinirli geldi. Otur otur bir bardak su iç deriz değil mi? Bir şeyler yemek içmek. Tensel temas mesela çok kıymetlidir. Ya Bu da arada bir yan bilgi vereyim. O yaklaşık saniyede 7 ila 10 titreşim arasındaki şeyler beynin zaten delta ve teta dalgalarına tekabül eder. Muhtemelen sakinleştirici etkisi de öyle herkesin otobüste uyuyakalmasının sebebi de o biraz Değil mi? Tabii ya da bebekleri geçir. ayağımızda tabii, sallayarak falan geleneksel yöntemler. Çünkü yöntem o teta, teta modunda mesela doğrudan vagus sinirinin aktivitesinin arttığını biliyoruz mesela. Muhtemelen bunu dışarıdan tetikleyecek yöntemler yani. Aynen öyle. Bununla işin Tensel kısımları, yani fizyolojiyle ilgili kısımları. Vagus'u aktive eden bir başka şey daha var. O da bunun yanı sıra, yani artı plastik yazı bunun yanı sıra tinsel temas. Tinsel temasla kastettiğimiz şey de şu. Bir insanın duygusunu fark etmek. Birinin duygusunu fark ettiğinizde, o duygusunu yaşaması için ona bir alan açtığınızda ve sonra onunla empati bakış açısıyla bunun üzerine konuştuğunuzda da tıpkı bir bebek ağlarken kucağınıza aldığınızda ve pışpışladığınızdaki etkiyi yaratıyor beyinde. Hmm. Ve bu yüzden tinsel temas çok kıymetli. İşte biz duygu e, koşluğu yönteminde, duygu dostu iletişim yönteminde ilk iki adımda, dört adımlı bir yöntemden bahsediyoruz. İlk iki adımda tinsel temas kuruyoruz. Yani önce duyguyu fark ediyoruz. Sen öfkelisin, çok öfkelenmiş görünüyorsun. Gözlerin kocaman olmuş. Yansıtıyorum gördüğümü. Suratın kıpkırmızı. Biraz ellerin titriyor. Çok öfkelisin. Bir dakika oturmak ister misin? Biraz bir konuşalım. Ona bir alan açmak. Neden öfkelisin? Bunu öfkelenecek bir şey yok demeden. Ya bu öfkelenecek bir şey değildi. Ne yapıyorsun? Kocaman adamsın demeden. Küçücük kızsın. Sen nasıl annene var? Bir dakika. Çünkü ilk adım bir stop. yargılamadan yani. Stop. Bir durmak hocam. Durmak ve dışarıdan durumu bak, bir görmeye bak. çalışmak. Bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi duygularla ilgili durumlar söz konusu olduğunda ebeveynlikte de bunu çok yapıyoruz. Hemen olaya girip bir direkt bir çözmeye çalışıyoruz. İşte burada aslında o tinsel teması kurmadığımız için beyin de tekrar insan beyinde devreye girmediği için gönderdiğimiz mesajlar bir türlü gitmiyor. Ee, geçenlerde, geçen sene yüksek lisans öğrencilerimle bir çalışma yaptık. Ee, okul öncesi önemli çocuklara şey sorduk. Ceza ne demektir diye. En çok verdikleri cevaplardan birine çıktı biliyor musunuz? Özür dilemek dediler. Aa. Evet çünkü biz de genelde şunu yapıyoruz ya hemen bu stopu yapamadığımız için hani bir Aynen dur. Hemen girip şimdi git ve arkadaşından özür dile. Şimdi git annenden özür Arkadaşını biz söylüyoruz ya hep. Ve ya özür bu dile. çok kötüymüş ya. En büyük insani hasletlerden bir ya, tanesi ya. ceza olmuş. He? Aynen öyle. Aynen da bir öyle. geçiriyorum valla. İlginç. Ve işte... Peki özür dilemesin mi hocam? Tabii ki dilesin ama insan beyin tekrar devreye girdiğinde yani onun öfkesini anladığınızda, öfkesini yaşamasına izin verdiğinizde, empati diliyle konuştuğunuzda insan beyni tekrar devreye girdiğinde Tamam, sen öfkelendin ama doğru davranış bu muydu? Acaba öfkeni ifade etmenin başka bir yolunu bulabilir miydin? Gel bir konuşalım seninle diyoruz ve özür dilemesi gerektiğini hmm. o buluyor bulunca o, da onu normale çektiğin zaman zaten ya diyor bir dakika abartmışız Aynen o zaman mi? gidip bu işi düzeltelim kendisinin varması kendisinin gerekiyor kendisinin varması çünkü yani. bu bizim konuştuğumuz işte bu iletişim bakış açısında sosyal problem çözmeyi çok geliştiriyoruz aynı zamanda. Yani bununla ilgili onlarca çalışmamız var. İlgilenenler benim ismimle akademik literatürde de aratabilirler. Benim ve ekibim yaptığı dünya literatürüyle birebir eş giden bu uygulamaları yaptığımız okullarda ya da insanlarla yaptığımız çalışmalar var. Çocukların ve insanların işte öz düzenleme, duygu farkındalığı becerileri arttı ve en çok artan şeylerden bir tanesi de sosyal problem çözme. Çünkü git ve özür dile demiyorsunuz. Benim sanırım özür gerekiyor diyor. Ben bir şey söylemek isterim. ya. ben önce kendi hayatımı böyle zannediyordum ama sonra biraz literatür, çevre, etraf ve örüntülere baktığım zaman biz diğer insanlar dışında hiç problem yaşamıyoruz. <gülüyor> ve <gülüyor> bu ilk görüneni hep diğer insanlardan problem yaşıyormuşuz gibi. Ve aslında sorularımdan biri şeydi, onu şimdi konuştuk. Başkasının duygusunu yönetmek mümkün mü? Aslında konuştuğumuz şey bu. Hı hı. Fakat bir tık daha ilerleyince aslında bizim kendi duygulanımlarımıza verdiğimiz tepkinin etrafımızdaki insanları şekillendirdiğini fark ediyorsun biraz daha Çok ilerleyince. doğru. Yani aslında onları da sen yaratıyorsun. Çok doğru. Peki bu soruyu şöyle sorayım. İnsanın gerçekten kendi duygusunu yönetmesi mümkün mü? Mümkün. Bu... Iı, Mesela biraz da meşrep işi ve bazı söyle diyor. Bu diyor doğuştan diyor soğukkanlı diyor duygularına çok hakim diyor falan. Öbürü diyor ki bu zaten delidir diyor. Küçükken de böyleydi, şimdi de böyle. Hani bu böyle bazısının hiç yapamayacağı ya da çok zorlanacağı bazısının çok kolay yaptığı bir şey mi yoksa gerçekten tek bir yaptı? İyi haber. Ürünü Hemen şey. söylüyorum iyi haber. Duygusal zeka yüklenerek doğmamış da olabilirsiniz. Yani mizaç evet önemli bir faktör yapılan birçok çalışmada bunu gösteriyor ama tek faktör değil. İyi haber şu sosyal ve duygusal beceriler ve duygusal okuryazarlık becerileri öğrenilebilen ve öğretilebilen beceriler. Aha, konu <laughs> profesörü söylüyor. Ben de diyorum. işte oluyor. bu çok önemli. Aynen ve öyle. ben bunu bir 30 haftalık eğitim programı şeklinde geliştirdim ekibimle birlikte ve biz 5 yıldır çalışıyoruz. Ee, çocukların yani okul öncesi dönem çocuklarda 30 haftalık bu yaptığımız çalışma öğretmenlere ve ebeveynlere de tabii iletişim dilini aynı olması için verdiğimiz eğitimler neticesinde çocuklarda, Öz saygı, öz denetim, duygusal farkındalık, benlik algısı vesaire problem çözme gibi beceriler artıyor ama daha önemlisini söyleyeyim öğretilebiliyor yani. Daha önemlisini söyleyeyim ki aslında günlük yaşamda duyguların önemi noktasında böyle altını kalın harflerle çizmemiz gereken bir şey bu. Bu aynı zamanda akademik başarıyı da getiriyor. Kesinlikle öyle. Küçücük bir şey daha eklemek Tabii. isterim. Mesela <laughs> bu projeden bahsettik çok bilmiyorum fazla mı bahsettik ama e, bu projede... Tamam rahat ol. İstediğinden bahsedebilirsin. Burası açık beyin biz, <laughs> biz Şu anda bir Kaç? 60 bin kişi falan ya <laughs> Bu projede mesela bu çalışmada işte Duygu Dostu Okullar babında bizim bu gerçekleştirdiğimiz hep konuşuyoruz ama peki nasıl yapacağız bunu dediğimizde o geliştirdiğimiz eğitim programı FKİT'si adı Duygu Dostu Çocuk Okul Öncesi eğitim programı. Bu programda 3 yılını bitiren çocuklar ilkokula başladılar. Ve bu çocuklar 19 kişiydi. 19'u da bilsemi kazandılar. Bu bir tesadüf olabilir mi? Ee, zannetmiyorum. Yani, Tesadüflere de çok <laughs> acayip tesadüf. bir tesadüf yani, olmuşlar. E, ve boylamsal izlemelerini de yapıyoruz çocukların şu anda. Gayet iyi gidiyorlar. Velhasıl duygu, e, bunlar öğretilebilen ve öğrenilebilen beceriler gerçekten. Ama doğru sistemle doğru şekilde öğretmek ve öğrenmek mümkün. Ve hiçbir zaman için aslında geç değil. Yani son siz de çok iyi biliyorsunuz son beyin araştırmaları aslında beynin bu plastiste esneklik özelliğinin bize hep eskiden okul öncesi dönemde çok yüksek sonra bitiyor falan diyorduk. Evet okul öncesi dönemde çok yüksek ama hala ölene kadar devam etme şansı var. O yüzden nereden yakalarsak oradan bir şekilde toplamak. Valla özellikle işte sizin ekip bizim ekip yani açık beyinle bu buluşmanın çok büyük fayda üreteceğini de şimdiden görüyorum. Çünkü ben yıllardır ve açık beyindeki bütün arkadaşlarım e, gerçi çok az benim kadar çok konuşuyor. E, i̇kna etme noktasında ve bir takım metodolojileri hayata katma konusunda bayağı mesafe kat ettik ama gerçekten bunun metodolojik bir bütün olarak da açık beyin içinde yer alması, şu anda bu buluşmanın çok fayda sağlayacağına ben yüzde yüz eminim. Ee, bir şey daha var ve beni özellikle çok ilgilendiriyor. Hani sen altı bölüm falan çekesim geldi bu arada. <laughs> Çünkü şöyle bir şey var. Kötü duyguları yoktur. İşte aslında duygular yönetilirse hepsi bir faydaya matuftur. Falan filan işlerinin... öğrenilmesinin önemi... benim için bir taraftan da şuradan geliyor kötü duyguların ya da kötü duygular sonucu oluşan kötü ya da uyumsuz davranışların uzun yıllar boyunca devam etmesi sonucunda bizi hasta ettiğini biliyoruz. Bedenimizi bozuyor. Sadece yıllar boyunca sürmesi gerekmiyor. Tek bir duygu durumunun, tek bir duygulanımın vücutta yarattığı hormonal dalgalanmalar inanılmaz. Kesinlikle. Sadece limon düşünmekle ağzımızın sulandığı yeah. bir bedende. Yeah. Yeah. Bu duyguların kısa ve uzun vadede bize yaptığı şeyler konusunda da muhtemelen Kesinlikle. orada da bir ilgi var. Onu evet, biliyorum. Evet. Ee, ne var? Yani sizin o tarafta buna nasıl bakıyorsunuz? Yani gerçekten bedeni bu kadar etkileyen bir şey mi? Kesinlikle. Sağlıkla bunun alakası hakkında açık konuşalım mı? Çok konuşalım hatta hocam. Şimdi burada iki tane aslında temel şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bir tanesi Kişiler arası nörobiyoloji. Hı hı. Yani bizim, benim bakış açımda siz de ona çok yakın bakıyorsunuz biliyorum. Ee, ve bu alanda çalışan benim gibi bakan birçok da akademisyen ya da işte bu alanda çalışan uzmanlar var. Beyin sosyal bir organ. Hatta ben onu şöyle de ifade ediyorum. Beyin hacminin çok büyük bir kısmı sosyalliğe ayrılmıştır. Yani... Biz öyle zeki, meki, matematik, fizik değil bizim evet, ana konumuz. Evet, evet. Biz beraber hareket etmek için. Aynen öyle. Yani bunu ikisini birbirinden ayırmanın zaten çok bir anlamı yok. Çünkü bu EQ dediğimiz duygusal zekası düşük olduğunda birinin IQ'sunun da işe yaramadığına dair de sonsuz gösterge var elimizde. Ya bu arada yani Bilimsel veriye ihtiyaç yok ki. yani giklerin, nörtlerin hayatının ne kadar mantar geçtiğini herkes biliyor yani. <laughs> çocuğun okulda IQ'su yüksek ama ondan sonra bir türlü sosyal ortamda tutunamamak Aynen ve yapamadığı sıkıntı yaşıyor. Aynen yani. öyle hocam. Ee, dolayısıyla kişiler arası nörobiyoloji beynin sosyal bir organ olduğunu kabul ederek bu ülkeden hareketle aslında bizim ilişkilerimizin, kişisel ilişkilerimizin, sosyal ilişkilerimizin beynimizi şekillendirdiğini söylüyor. Pardon. Anneler babalar size de çok soruyorlardır, Bana da çok soruyorlar. Hocam çocuğun beynini nasıl geliştirelim? Tut kolundan, Ay satranç mi? kursuna götür. Ya bak vallahi akrabaymışız. <laughs> hani diyorlar ya bu soruyu her duyduğumda 5 kuruş atsam şimdi ev alırım <laughs> falan diye. Çok sorulan bir soru. Bana da hani pedagoji kanadında soruyorlar tabii bunu. Nasıl yapalım? E, tut konundan o, o gün satranç öbür gün gitar öbür gün falan filan Kim dolaştır. Yüzme? Ama bir şekilde bağın olmasın eve soktuktan sonra da sen al telefonunu o baksın. Böyle olmuyor işte. Eğer çocuğun beynini geliştirmek istiyorsan onunla doğru bağ kuracaksın. Çünkü kişiler arası ilişkiler beyin üzerinde etkili. Bu yüzden bu alanda çalışan çok önemli bir isim var Kolozo diye. Ve kişiler arası nörobiyoloji konusunda yaptığı çalışmalar kitabı da var. Şöyle çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki ebeveynler ve öğretmenler çocukların beyinlerinin heykel tıraşıdır. Ve bunu... ilişkiler yoluyla yaparlar. Bu çocuk niye böyle diye soruyorsunuz. Ya? İşte o yüzden. <laughs> i̇şte o yüzden. Sizin öyle. Bizim i̇şte yüzümüzden böyle. Başka bir açıklaması gerçekten yok. Ben bunu yani çocuk kamplarında falan o kadar görüyorum ki şey yeteneği geliştirdim. Çocuğa bakıp hiç tanımadığım annesinin detaylı bir şekilde tanımlamasını yapabiliyorsunuz. <üzerisi geliştirdim. gülüyor> Analiz yapabiliyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü çocuklar bizim aynamız. Çocuklar bizim sözlerimizi değil izlerimizi takip ediyorlar. Evet. Yani bizim kendi aramızdaki ilişkiyi, anne ile baba arasındaki ilişkiyi izliyor. Annenin öfkelendiğinde nasıl davrandığını izliyor. Çocuklara... Duyguların isimlerini de buna karşı nasıl davrandıklarını aslında biz öğretiyoruz. Kesinlikle. Yani biz öfkeye möfke deseydik hocam evet. ve möfkelendiğimizde kahkahalar atıyor olsaydık çocuk da onu möfke diye öğrenip möf öf möfkelendiğinde kahkahalar atıyor olacaktı. Dolayısıyla kişiler... <laughs> Möfkelenmek güzelmiş yalnız. <laughs> Köfte gibi geldi bana. <laughs> Mesela yani o yüzden e, ilişkiler e, yoluyla da biz çocukların aslında beynini şekillendiriyoruz. Dolayısıyla bu ilişkiyi nasıl kuracağımız çok önemli. Doğru ilişki kurabilmek çok önemli. Bir de e, beni de çok heyecanlandıran, e, sizin de bildiğin, e, siz de heyecanlandırdığını bildiğim mesela bu Amerika'daki eee e, projesi var. Hı hı hı. Orada e, Florida Üniversitesi'nde e, profesör onun başındaki e, hoca şimdi adına bir isim hafızası. Ben de gelmedi <laughs> Hartmet'le ben yani bir 15 yıldır falan. Makati Ha öyle bir şey de evet. Soyadı evet. Makkati de adını falan. şu anda unuttum. Mesela onlar duygu fizyolojisi çalışıyorlar. Ve çok uzun yıllardır yaptıkları çalışmalarda duyguların insan DNA'sı üzerinde, deneysel çalışmalar yapıyorlar yani. Tabii. Ve insan DNA'sı üzerinde önemli etkiler yarattığını görüyorlar. Bruce Lipton'un inancın biyolojisi falan kitapları hep bunun üzerine zaten bu... Hani o da bir mesela hücre biyoloğudur. Yani kötü olumsuz duygulanım ve düşüncelerin genler açıp kapattığını doğru da biliyoruz öyle. yani. Aynen öyle. Yani biz genetiği kader dediğimiz aslında pek de öyle değilmiş. Aslında bizim yaşantımız biraz kaderimizi yapıyor. Aynen öyle. Yani evet mutlaka bir potansiyelimiz var ama onu nasıl yöneteceğimiz aslında bize bağlı ve duygular uzun vadede olumsuz duygular. E hani şu son zamanlarda çok da popüler bir konu oldu hastalıkların duygusal alt e, izleri biz ayak de, izlerini evet. inceleyen çalışmalar var. Aynı aynen onlar gibi insanlar üzerindeki enerji üzerindeki etkisi, DNA'lar üzerindeki etkisi ve bunların sağlık üzerindeki etkisine dair sayısız çalışmalar var. Hatta daha ileriye gidip bunun insan enerjisine insanların birbirleri arasındaki enerjinin total olarak küresel enerji üzerindeki etkisini bile çalışıyor insanlar. Global, Çok detaylı. Global Coherence diye bir uygulama vardı. Ben de <laughs> onu bir ara indirmiştim. Bir hafta bekledim kimse online olmamıştı. <laughs> Modası geçmiş ben indirdiğimde. Halbuki önceden galiba bir 8-10 sene evvel ciddi şey deneyleri de yapılmış global çapta. Herkesin aynı anda belli bir işte faza geçtiği, belli hmm, bir kalp atış. Hmm. Aslında kalp hızı değişkenliği üzerinden yapılan bir hesaplama o. Bu arada millet onu böyle bir ezoterik niye ve hiçbir şey zannediyor ama bayağı matematiksel bir kalp ritmi analizine dayanan bir şey var, bir yöntemi var arkada. Ben Türkiye'de onun akademik çalışmasını yapmaya çok çalıştım bir dönem. Ee, ama genellikle işte e, ya şu anda akademinin ayrı olmamın sebeplerinden bir tanesi de o. Hani böyle bir çok şeyi anlıyorum. ciddi bir proje <laughs> olarak bile kabul ettirmeniz çok zor. Hani o Bedenin makine gibi algısı dışında düşünemediğimiz için, hani tekil tek, tek bilim insanları düşünüyorlar ama bir sistem olarak daha buna çok var. insan türü olarak o olgunluğa gelmemize daha var diye zannediyorum. O yüzden de işte açık beyni kurduk, o yüzden bu işleri yapıyoruz, o yüzden bunları burada rahat rahat konuşuyoruz. E, şu anda bilimsel kanıtlarla yüzde yüz nasıl çalıştığını bilmesek de hakikaten transpersonel bir durum var. Yani insanı aşan ve diğer insanlarla birlikte... Bize bir şey yapan bir durumu var olduğunu biliyoruz bilimsel olarak. Evet. Ama beni esas ilgilendiren kısım şu. Ee... Duygularla ilgili bir yönetim becerisini insanların eline vermek önemli. Kesin. Zaten sizdeki bu konuda uzunca bir sözü çalışıyor, bayağı da yetkinlik kesbetti. Bundan sonra birlikte inşallah daha beter ortalığı verbileye vereceğiz. Çok Benim için olur. özellikle olan evet. genellikle çocuklar ve gençler diye düşünürüm hep bu konuyla ilgili. Çünkü orayı bir düzeltsen zaten onların aynen erişkinlik öyle dönemlerinde etraflarına bu katkılar verecekler. Aynen, öyle, verecek aynen yani. öyle. O yüzden Fakat, en, en 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 erkenden başlamak tabii. gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela iş dünyasında, akademide. Sen tamam, ben iyi biliyoruz. Yani o bir böyle psikopatın, sosyopatın en yoğun toplandığı iş sektörleri bunlar. En fazla psikopat akademide var. Sonra siyolar arasında var bilmem ne. Şimdi oradaki bu rekabet, oradaki bu bireysel başarının kutsanması... okul bile akademik bir konu olduğu için hep böyle bir sınıf birincisi falan olmayan herkes geriliyor falan ya. Öyle bir kafadaki insanlara bunu ulaştırmak, yani bu becerileri onlara vermek. Sence tecrübelere göre ne kadar zor, ne kadar kolay? Yani bir erişkinin kendi hayatında ya evet ikna ettikten sonra yani ben benim bu konuda bir şey yapmam lazım diyen bir insana ne kadar sürede böyle bir şeyle etki ya da bu gerçekten mümkün mü yani erişkin bir insanın ben artık böyleyim kardeşim diyen birinin bunları değiştirebilmesi ne kadar mümkün? Aa, hocam mümkün ee, tabii ki ben de hep bunu söylüyorum ee, benim işte ekolümdeki çalışan herkes de bunu söyler dünyada da bu bir yolculuktur hı hı. yani siz de çok güzel söylüyorsunuz ya onu insanın fabrika ayarları diye yani insanın kendini dönüşünün aslında bir yolculuğu ve bu bugünden yarına ben geldim işte bu yöntemi öğrendim örneğin duygu dostu iletişimi öğrendim dört adımı öğrendim tamam artık yarın böyle olmuyor bu biraz sindire sindire Anlaya anlaya, fark evet. ede fark ede, yansıta yansıta yürümeniz gereken bir yolculuk. Ama... Beyin bilmekle ilgili değil, yapabilmekle ilgili Aynen bir organda dediğim şey burada da geçer. Aynen öyle. Öğrendiğini hayata adım adım geçirecek bir Aynen. Bir Ama burada çok önemli bir şey var. Motivasyon ve ihtiyaç hissetmek. Ben genellikle çalıştığım yetişkin gruplarında önce bunu yapıyorum. Yani çünkü insanlar konuya duygusal bir mesele olarak bakıyorlar. Biz duygusal bir meseleden, romantik bir meseleden bahsetmiyoruz. Bilmin ta kendisinden bahsediyoruz. Deminden beri anlattıklarımız da aslında bunun altını çiziyor. Yani bu romantik bir mesele değil, duygu meselesi. Bunu dikkate almadıkça, fark etmedikçe o seni yönetmeye devam ediyor ve sen aklınca rasyonel kısımda aslında hayatını yönetiyorsun. Halbuki duygular arkadan sana el sallıyorlar. Bu yüzden bu meselenin farkına varabilmesi için özellikle yetişkinlerin kendi hayatlarında nerede olduklarını görmeleri lazım. Mesela küçük uygulamalar yapıyoruz yetişkinlerle. Ben oradan bir fark getirmenin çok önemli olduğunu çünkü gerçekten de biliyorum. Şunu soruyorum mesela, hani bizi şu an dinleyenler de kendileri için böyle bir cevap verebilirler. Öğretmen gruplarıyla öğretmenler için konuşuyoruz bunu ama genel olarak yetişkinlere diyorum ki büyürken siz etrafınızda herkes bir düşünsün. Bir insan vardı, diyorsunuz ki o insan için. O ne derse yapardım. O benim için çok önemli rol modeldi ya. ve onunla ilişkim çok iyiydi. Onun yanında kendimi çok iyi hissederdim. Böyle biri var. Bir de şöyle biri var. Ya üf, hiç yanında olmak istemezdim. Hani çok böyle. Ay biri bir aklıma geldiler ha mesela. <laughs> Şimdi alacağım size söyleyeyim mesela bu ilk olumlu hatırladığınız kişiyle ilgili bana üç özellik söyleyin desem ne söylersiniz? Şefkatli. Hı hı kabul edici yani kabullenici hı. ve nasıl diyelim korunaklı yani hı hı. dış etkenlerden korunmuş. Şefkatli, hı. korunaklı ve sizi e, güvende hissettiren Aynen. bir şey. Peki diğer için? Bir kelime olarak söyleyeyim mi hı. <laughs> Yani yazık, zavallı hı. Iı, yani hı. bir de kötü yani hı hı. Hı hı. hissettiğim şeyler hoş değil. Nasıl diyeyim korkak, e, güvensiz. Hı hı. Ve endişeli. Hı hı. Peki şunu fark ettiniz mi? Geçmişe dönük bu kişilerle ilgili söylediğiniz ne hatırlıyorsunuz dediğimde hatırladığınız tek şey duygularınız. Aynen. Şunu binlerce insan aynı şekilde cevaplar veriyor. Hiç kimse şunu söylemiyor. Babamla ilişkimiz çok iyiydi. Çünkü ben ne desem alırdı. Bana çok şey bıraktı. Şunu yaptı, bunu yaptı demiyor. Ya da diğeri için ne istediğim hiçbir şey almazdı, istediğim hiçbir şey yapmazdı. O yüzden de ben onunla ilişkim iyi değildi demiyoruz. Yani bize ne verildiğini değil, bize ne hissettirildiğini hatırlıyoruz. Wow. Bunu aynı şekilde Çok iyi. Bunu aynı şekilde kurumsal olarak düşünün. Yani kariyerinizde sizin için dönüm noktası olan gene olumlu, olumsuz iki lider, iş arkadaşı bir şey çıkacaktır. Gene hatırladığınız size o liderin, o iş arkadaşının nasıl hissettirdiği. Aynı şey öğretmenler için de geçerli. Yani bir derste çok iyiydim. Bir öğretmen gel, bir şey anlatayım şimdi. bir gün bir okullar grubunda, çok büyük bir okullar grubunda öğretmen eğitimi yapıyoruz. Ben verdiğim bir örnek var hep onu verdim. Dedim ki şimdi hani şöyle bir şey vardır işte benim İngilizcem çok kötüydü. Hiç ben yabancı öğrenemiyordum ve çok yeteneksiz olduğumu düşünüyordum bu konuda. Sonra bir yaz tatili oldu. Bir öğretmen geldi ve ben İngilizce öğrenebiliyormuşum. Bunu yapabiliyormuşum. Son bir el kalktı. Dedi ki hocam o söylediğiniz benim. <laughs> Nasıl yani dedim. Aynı şeyi birebir yaşadım dedi. O kadar çok örnek var ki sen hocam böyle. Ben hiç yapamıyordum ama sonra bir öğretmen geldi ve bana yapabileceğimi inandırdı. O yapabileceğini inandıran şey o doğru bağ kurmak işte. Ya da ben İngilizce öğretmenime aşık olduğum için bayağı bir bizi öğrendim. Yani <laughs> o da <laughs> o da bir duygu, o da duygu. O da duygu, o da duygu. Ha, Duyguların vücutta nerelerde hissedildiğine dair çalışmalar var. Bu son günlerde benim çok ilgimi çekiyor. Mesela iğrenme duygusunu işte sadece şuramızda hissediyormuşuz. Öfkeyi mesela bedenimizin özellikle bu kısmında, aşk duygusunu vücudumuzun her yerinde hissediyormuşuz <laughs> Parmaklardan tepeye kadar. Aynen öyle, ayak parmaklarına kadar. Dolayısıyla nereden geldik buraya? Önce bu farkındalığı yaratmak çok önemli. Ya evet, değişir gerçekten. Miyiz yani? Evet, değişir <laughs> miyiz? İşte bu noktada değişebiliriz. Yoksa kitap <laughs> okumak, video <laughs> izlemek ya yani insanın kendi hayatında duygunun onu nasıl yönetmeye başladığını bir anladığı an zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Şunu gözlemledim ben. Hayat zaten pasif olarak yeterince yaşayan bir insanı çok böyle duygusal olarak hani ahmak değilse geliştiriyor zaten <laughs> hayatın kendisi bir nevi böyle demiri döver gibi sizi bir şey yapıyor ama bir de bunu aktif bir proje olarak hakikaten niyetlenip yapmak da bir eser sahibi gibi gururlanmanızı da kolaylaştırıyor. Ben hayatımın çoğu döneminde hayat beni ben bir şey yapmadan mecbur ehlileştirdi. Bir şeyler öğretti inşallah. Ama birkaç tane konuda böyle proje gibi yaklaşıp da çalıştığımı hatırlıyorum. Mesela onun yarattığı etki bambaşka. O yüzden hani Pasif olarak belki o kadar ömrümüz olmayabilir beklemektense aktif olarak şu anda fark ettiğimiz bir şey yapmak. Çünkü Eyleme geçmeyen farkındalık, pişmanlık diye sürekli söylüyorum. Şimdi Nalan Hoca ve ekibiyle buluşunca da bunu biraz daha sık tekrarlayacağım. Çünkü bu farkındalıkları nasıl hayata geçireceğimize dair artık eğitimlerimiz, önerilerimiz, e, yöntemlerimiz çok fazla sunuluyor olacak açık beyin tarafından herkese. Bunları, bu yöntemleri birlikte uygulamak daha büyük pişmanlık olur. Dolayısıyla şimdi hocam bir önümüzde işte bir sizin ekiple beraber, sizlerle beraber ilginç projelerimiz var, adım adım gideceğiz. Hı hı. Ben son olarak yani benim taraftan son olarak... Nerya Hoca'nın... hayattaki gayesi yani bu kadar bu işe... zihin yatırmış bir insan olarak ütopyası... yaratmak istediği dünya ya da kişisel büyük... hani o kutsal kasesi sorsam... ne dersin o konuyla ilgili yani nereye gidiyoruz? <laughs> Şimdi <laughs> Hocam şöyle yani çok uzun yıllardan beri hep bu konularda çalıştım ve özellikle 2019 yılından beri çok sayıda insana da dokundum bu eğitimlerle bu çalışmalarla. Ve gerçekten etkiyi fark ettikçe de insan bundan dolayı gerçekten daha bir motive oluyor, fark ediyor bir şeyler değişiyor diye. Şey demeyeceğim hani böyle işte o deniz yıldızı hikayesi bir tane atarsın ve bir şey değişir. Ama sadece şunu düşünün. Hepimiz gerçekten duygusal zekası yüksek insanlar olsaydık acaba bu toplum nasıl bir toplum olurdu? Tam onu diyeceğim. Ben dünya ile ilgili Herkes gibi ütopyalar kuruyorum arada bir kendimde ama böyle uzay feza bilmem ne çok düşündüm. Yüksek teknoloji çok hayal kurdum ama cenneti bunlarla yaratamıyorsun. Cenneti sadece birbirini anlayan, birbiriyle beraber yaşayabilen insanlarla kurabiliyorsun. Aynen. İnsan insanın cenneti de olabiliyor, cehennemi de. Aynen öyle. Ee, bu konuyu şundan önemsiyorum. Yıllardır bireysel bir farkındalıktan gelen bir uyarım var herkese yapmaya çalıştım. İnsanı bu dünyadan çektiğin anda geriye cennet kalıyor. Çünkü bu dünya zaten cennet tabiri buranın bahçe halinden geliyor. Ve insan maalesef kendini kaybedip kontrolünü yitirdiği ne olduğunu unuttuğu için de şu anda dünyayı bu hale getiriyor. Orayı tekrar bir cennet yapabilmek kendimiz için hatta orijinalinden daha iyi bir cennet yapabilmek ancak ve ancak herhalde birlikte düzgün Olur. ve uyumlu yaşamayı çözülür. Aynen. Aynen öyle. Olacak. Aynen öyle. O yüzden <laughs> bu birlikteliğin tanışmanın ben boşuna olmadığını düşünüyorum. Hiçbir benim de bu yaştaşma, aralar Tanışma tesadüfi. tabii. tabii. Muhtemelen buradan bir şeylere ihtiyacım var. Bana hep böyle gelir yani. Bir, bir, bir takım konular benim hayatıma girer. Dolayısıyla bu devirde e, buluştuğumuz için ben şahsen çok mutluyum. Ben de, özellikle öyle. Ben de. Açık beyinde de bana en çok sorulan soru hocam iyi diyor, hoş diyor, ikna olduk da nasıl yapacağız deyince ya yapın işte bir şeyler diyorum. Hani çünkü ben de evde çalışıyorum. Metodik olarak bunun akademisyen de değilim. Ama şimdi artık akademisyeni <laughs> var, e, güzel bir ekibi var, eğitimcileri yetişiyor işin Hı -hı. önemlisi. Hı -hı. Arkamızda işleyen bir sistem bırakmak, Aynen. hepimizin en çok istediği şey biraz akademisyenlenmesi galiba. Evet, evet. Ama bizle kaim olmasın, bizden sonra da devam etsin. İnşallah böyle bir sistem kuracağız. Bana daha önce beklemek istediğim şey yani sadece şunu söyleyebilirim. Duygusal zekası herkesin yüksek olsa nasıl olurdu bir ütopya belki. Herkesin olmayabilir. Ama duygusal zekası yüksek bir öğretmene sahip olmak bir çocuk için çok şey değiştirir. Duygusal zekam olmamın sebebi o öğretmenimdir. Ya de. işte hocam. Duygusal zekası yüksek bir ebeveyne sahip olmak bir çocuk için çok şey değiştirir. Duygusal zekası yüksek bir yöneticiye sahip olmak bir çalışan için, iş performansı için, o sektör için çok şey değiştirebilir. Dolayısıyla gerçekten bu dünyada insanca yaşayabilmek için bizim burayı bir formatlamaya ihtiyacımız var. Ben diyorum ki okullarda çok önemli bir şey duygu yönetimi, sosyal duygusal beceriler bir ders olarak konulmalı. Hatta şimdi kapatırken bir daha buraya girmeyeyim ama OECD çalışmalarında bu Finlandiya örneği mesela çok fazla verilir çok eğitim sektöründe iyiler. Çünkü bir karşılaştırma yapıldığında var böyle çalışmalar. Sosyal duygusal becerileri bizzat iyi dersleri var adamların programlarında. Bizde ne var hocam? Bizde müzik dersinde, beden eğitimi dersinde, resim dersinde problem, matematik problemi çözdüren öğretmenin iyi olduğunu zannetme Yanılgısı var. Böyle başarılı hayatta başarılı insanlar yetiştiremiyoruz. Böyle sadece akademik olarak başarılı insanlar yetiştiriyoruz ve ikisi aynı şey değil. Hiç yani, aynı şey değil. Kesinlikle değil. Akademiden biri olarak bunu çok net söyleyebilirim. Hatta makul sen mütehasip eskiler. eskiler Zıt orantılı, ters orantılı Aynen yani. Öyle. Aynen Dolayısıyla öyle. Dolayısıyla hepsini birden yapabilmek mümkün. Yani. Bence onu büyük oranda yapmış biriyle şu anda masada oturuyoruz. Teşekkür Sevgili ediyorum. arkadaşlar anlat bana diye başladık. Nalan Hoca bence çok iyi anlattı. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Teşekkür hani Açıkta teşekkür kalan ya şunu da sorsaydın, şunu da konuşsaydık dediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Tabi abone olup zil tıklamayı da unutmayın. Youtube'dayız çünkü. Nalan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ee, zaten ederim. Zaten eylemlerimiz açık beyinde devam edecek ama galiba seninle birkaç daha Youtube kamerası önüne oturacağız gibi geliyor bana. Çok büyük keyifli hocam. Ağzına çok mutlu oldum. Ol. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür Merhaba. ederim.